Kur'an-ı Kerim okumak ibadetlerin en kıymetlisidir. Allah Teala'nın kelamıyla konuşmak oluyor ya. Allah Teala ile konuşmak oluyor efendim. Namaz niçin çok efdaldir? Çünkü namazda Kur'an-ı Kerim var. Mevlüt okumak niçin çok sevaptır? Çünkü mevlütte Kur'an-ı Kerim okunuyor. Ya Kur'an-ı Kerim okumak bütün ibadetlerin en efdalidir. Hadis-i Şerif'te ne buyuruldu? Namazda okunan Kur'an-ı Kerim, namazın haricinde okunan Kur'an-ı Kerim'den daha efdal ve daha hayırlıdır. Kur'an-ı Kerim'i Allah rızası için ezberleyenler ve Allah rızası için okuyanlar Allah Teala'nın evliyasıdır. Yani dostlarıdır. Onlara düşmanlık eden kimse Allah Teala'ya düşmanlık etmiş olur. Hadis-i şeriftir bu. Hadis-i şeriftir bu yani. Kur'an-ı Kerim'i Allah Teala için ezberleyenler ve Allah Teala için okuyan hafızlar Allah Teala'nın dostlarıdır. Bunlara düşmanlık Allah Teala'ya düşmanlıktır. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye ve anlatmaya ve hadis-i şerifleri yazmak, toplamak ve anlatmaya, neşretmeye ehemmiyet vermeyen, meşgul olmayan kimseye uymak caiz değildir. Ona tabi olmak caiz değildir. Evet, Kur'an-ı Kerim'le, hadis-i şeriflerle, fıkıh ilmiyle alakası yok. Kafadan söylüyor. Alıyor Kur'an-ı Kerim'e, kendi kendine manalar veriyor. Buna uymak, bunu dinlemek caiz değildir. Kur'an-ı Kerim cemii ahkam-ı şer'iyedir. Ve cami-i şerai-i kadimedir. Geçmiş dinlerde hepsinde Allah-u Teala'nın emirlerini ve yasaklarının hepsi Kur'an-ı Kerim'de vardır. Ya Kur'an-ı Kerim'de vardır. Kur'an-ı Kerim geçmiş peygamberlere gelen kitapların hepsini kendisinde topladığı için hepsinden daha şereflidir. İnsanların kalbi his organlarına tabidir. Fakat tasavvuf yolunda ilerleyince kalbin his organlarına tabi olması kalmaz. Kalbe arız olan, vaki olan her zulmet, keduret, vesvese, şüphe gibi sıkıntıları gidermek, tövbe ve istiğfar ve Allah Teala'ya yalvarmak ile çok kolay hasıl olur. Kalbin selamete kavuşması Allah Teala'yı zikretmek iledir. Nazar ve istidlal ve fen bilgileri ile ve mantık ile değildir. Kalbin selamete kavuşması. Ya ela bi zikrillah tatmainnel kulub diyor Cenab-ı Hak. Kalp ancak Allah Teala'nın ismini zikretmekle itminana, selamete kavuşur. Kalbin nurlanması, selamete kavuşması Allah Teala'nın ismini zikretmekle ve Allah Teala'nın emirlerini, farzlarını yapmakla, haramlardan sakınmakla, mekruhlardan sakınmakla, vaciplere ve sünnetlere yapışmakla hasıl olur. Kalbin tasfiyesi, temizlenmesi, nurlanması, Allah Teala'nın emir ve yasaklarına sarılmak
ve Resulullah Efendimiz'in sünnetine yapışmak ile ve bid'atlardan kaçınmak ile ve nefse aldanmamak ile hasıl olur. İşin başı, kalbi Allah-u Teala'dan başka şeylerden boşaltmaktır. Kalp bunlardan boşalınca Allah-u Teala'yı arama, istemeye hacet yoktur. Allah-u Teala'nın sevgisi kendiliğinden gelir, yerleşir. Bir kalpte Allah-u Teala'nın muhabbeti ile Allah-u Teala'dan başka şeylerin muhabbeti bir arada bulunamaz. Ya o olacak ya o. Kalp his organlarına tabidir demiştik. Mesela gözü haramlardan sakınmayınca kalbi korumak güçtür. Kalp korunamayınca günahdan sakınmak güçtür. O halde azaları haramdan korumak için gözü haramdan korumak lazımdır. Kalbin selameti, kurtulması, Allah sevgisine kavuşması, Allah'tan başka şeyleri unutmak ile olur. Unutması ile olur. 1000 sene ömrü olsa asla kalbine bir şeyin düşüncesi gelmeyecektir. Kalp böyle olunca fenaya kavuştu denir. Fenayı kalp denir. Ve tasavvufun başlangıcı budur. Kalpte tasdik ve iman hasıl olduktan sonra zuhur eden şüpheler, inkarlar, vesveseler nefsi emmareden ileri gelir. Çünkü nefis daima dünya zevklerine kavuşmak ister. Ve her şeye amir ve hakim olmak ister. Başkasına tabi olmak istemez. Bu bir müjde işte. Müminlerin kalbine vesveseler geliyor, şüpheler geliyor. Hep bu nefisten geliyormuş. Kalpteki imana zarar vermezmiş bunlar. Çok hoş. Kalp salih ise, temiz ise, beden dahi, his organları dahi salih olur, temiz olur. Kalp bozuk ise, beden dahi bozuk olur. İnsanın kalbi Allah-u Teala'nın nazar ettiği, baktığı yerdir. Bunun için kalbi temizlemeye çok uğraşmak lazımdır. Bu mahluklar içinde Allah-u Teala'ya en yakın olan insanın kalbidir. İnsanların kalbini kırmaktan çok ziyade sakınmak lazımdır. İster salih insan olsun, ister asi, günahkar insan olsun, hatta kafir olsun, kalbini kırmaktan sakınmak lazımdır. Allah-u Teala'yı inciten şeylerden birincisi küfür, ikincisi de kalp kırmaktır. Ya Allah Allah! İnsanların hepsi Allah'ın kuludur. Herhangi bir insanın emrindeki kuluna ihanet etmek, incitmek, onun efendisini üzdüğü gibi insanları incitmek, kalplerini kırmak da insanların sahibi olan Allah-u Teala'yı üzer. Allah-u Teala'nın mahluklarını ancak onun izin verdiği kadar kullanmalıdır. Gençlikte ibadet etmeyi büyük bir nimet bilmelidir. Bu fırsatı elden kaçırmamalıdır. Gençliği zikir ile Allah-u Teala'nın nimetlerini düşünmekle
Allah Teala'ya ağlamak ve yalvarmakla ve kabir ve kıyametin azaplarını düşünmek ile geçirmek ne büyük nimettir. Kul hakkı ne kadar az olsa da helallaşmadıkça cennete duhule manidir. Ne kadar az olsa dahi kul hakkı ya. Kul hakkından çok korkmak lazım. Çok. Ne kadar az olsa dahi cennete girmeye manidir. Aman yarabbim. Üzerinde kul hakkı bulunan mevtanın ruhu asumana göklere yükselemez.